أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد İbn Hibban'ın El-Musned-i Sahih Alettekasim ve'l-Enva adlı müsnedinden hadisler okuyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı, bulunduğumuz çeşit başlığı Ennevu'l-Khamis ve'l-Erba'un 45. çeşit. Başlığı şöyle: El-Emru'l-Lezî umira bi-idmâri şartin fi zahiril hitab. Hitabın zahirinde, görünüründe gizli bulunan bir şart ile birlikte emredilen bir emir. فَمَتَا كَانَ ذَٰلِكَ الشَّرْطُ الْمُضْمَرُ مَوْجُودًا O gizli bulunan şart her ne zaman söz konusu ise كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا Emir o takdirde bağlayıcı olur. وَمَتَا عَلِمَ ذَٰلِكَ الشَّرْطُ O şart ne zaman ortadan kalkarsa جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدَّ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ O takdirde o emrin tersini yapmak caiz hale gelir. Bu çeşidin ilk başlıklarını, ilk hadislerini okumuştuk. Şimdi 1118 nolu hadis ile devam edelim. Zikir şöyle: Zikrul beyani bi ennel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin lem yusfir bi salatil gadati kattu hiçbir sabah, hiçbir fecir namazını isfar etmediği, yani sabaha yakın, aydınlığa yakın kılmadığını, illa hadihil marrate bu sefer hariç, yukarıda anılan, önceki hadiste anılan sefer, haythu se'alehu sa'ilu an evkatis salati nitekim orada soran kişi kendisine namazın vakitlerini sormuştu. Birinin kendisine namazın vakitlerini sorduğu yukarıdaki olay hariç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı isfar ile kılmadığını, ayrıca وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي اِبْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاتِ Ve Cibril'in kendisine namazı öğretmek üzere başlangıçta namaz kıldırdığında da yine aynı şekilde bir kere isfar yaptığı وَمَا عَدَى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ Bu iki kılınan namaz dışında كَانَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ Peygamberin namazının sürekli, devamlı olarak teglis ile olduğu, yani karanlıkta kıldığına dair, kıldığını gösteren ila en qabadahullahu ila cennetihi sallallahu aleyhi ve sellem ta ki Cenab-ı Hakk'ın kendisini kabz ettiği ana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki sefer, iki defa hariç diğerlerinde tümüyle fecir namazını hep teglis ile kıldığını beyan eden hadis diye 1118 nolu hadisi İbn Hibban vermiş. Akhbarana İbn Huzeyme bize İbn Huzeyme haber verdi. Haddesena Rabi' ibn Süleyman bize Rabi' bin Süleyman anlattı. Akhbarana İbn Vehb bize İbn Vehb haber verdi. Akhbarani Usame ibn Zeyd bana Usame bin Zeyd haber verdi. En İbn Şihab akhbarahu İbn Şihab kendisine haber vermiş ki Enne Umar ibn Abdülaziz kana qa'idan alel minbari Ömer bin Abdülaziz halife bu minbere oturmuştu ki fa'akhkhara salate şey'en namazı biraz geciktirdi fa'kale Urve ibn Zübeyri orada bulunan Urve bin Zübeyr şöyle dedi Ama alimte أن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة سن جبريلين Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazın vakitlerini haber verdiğini bilmez misin diye Ömer bin Abdülaziz'e halifeye çıkışmış. Yani onun namazı geciktirmesine tepki olarak bu namazın vakitlerinin vahye dayandığını, yani Hazreti Cibril aleyhisselamın Hazreti Peygamber'e
öğrettiğini, dolayısıyla da aşılmaması gerektiğini hatırlatmak üzere böyle söylemiş. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ Ömer de ona, yani halife olan Ömer bin Abdülaziz demiş ki اِعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ Ey Urve, ağzından çıkanı kulağın duysun gibi bir söz bu. Ne söylediğini bil. اِعْلَمْ مَا تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ Bunun üzerine Urve demiş ki سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَب۪ي مَسْعُودٍ يَقُولُ Ben Beşir bin Ebi Mes'ud'u işittim diyordu ki سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيَ يَقُولُ Ben Ebu Mes'ud el-Ansari'yi işittim diyordu ki سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme يَقُولُ Ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim diyordu ki نَزَلَ جِبْرِيلُ Cibril indi فَاَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاتِ Bana namazın vaktini haber verdi. فَصَلَّيْتُ مَعَهُ Ben de onunla birlikte namaz kıldım. ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ Sonra yine onunla birlikte namaz kıldım. ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ Sonra yine onunla birlikte namaz kıldım. ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ Sonra yine onunla birlikte namaz kıldım. ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ Sonra yine onunla birlikte namaz kıldım. فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ Bunları söylerken Hazreti Peygamber elleriyle her defasını saydı. Yani sonra onunla birlikte namaz kıldım diye sayarak gösterdi. وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Sahabi aktarmaya devam ediyor. Diyor ki ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. يُسَلِّ الظُّهْرَ Öğleni kılıyordu. حَيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ Güneş zevale geçtiğinde. وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ Bazen de olurdu ki öğlen namazını geciktirirdi. Ne zamanlar? Hararetin yani sıcaklığın şiddetli olduğu dönemlerde öğlen namazını geciktirdiği de olurdu. وَرَأَيْتُهُ يُسَلِّ الْعَصْرَ Ben onu öğleni kılarken gördüm. وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ Güneş yüksekçeydi, yüksekteydi. بَيْضَاءُ Beyazdı, kararmamıştı. قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ Daha henüz ona sarılık gelmemişti. Güneş henüz sararmamışken, yüksekteyken, ikindiyi kılarken gördüm. O kadar ki feyansarifu raculu adam namazdan ayrılır, minas salati namazdan ayrılır. Feyati zel hulayfati zul hulayfe denen yere giderdi. Kable gurubi şemsi güneş batmazdan adam zul hulayfeye varırdı. Yani o aradaki mesafeyi adam yürüyerek giderdi. O zul hulayfeye varırdı, hala güneş batmamış olurdu diye bir bakıma bir tarif vermiş peygamberin ikindi namazını kıldığı vakti belirlemek üzere. وَيُسَلِّ الْمَغْرِبَ Ben yine Hazreti Peygamber'i gördüm. Akşamı kılardı. حَيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ Güneş düştüğünde, ufku düşünün, ufuktan güneş düştüğünde diyor, akşamı kılardı. وَيُسَلِّ الْعَشَاءَ Yatsıyı kıldığını gördüm. حَيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ Ufuk karardığında, yani şafak tümüyle kaybolduğunda, karardığında ufuk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsıyı kılardı. وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا Bazen geciktirirdi bu yatsıyı. حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ İnsanlar iyice toplansın diye bazen geciktirdiği olurdu. وَصَلَّ الصُّبْحَ Sabahı kıldığını gördüm. بِغَلَسٍ Gales ile, yani karanlık ile. ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً اُخْرَى Bir kere daha onu kıldığını gördüm. فَأَسْفَرَ بِهَا İsfar yaptı bu kez, yani aydınlığa yakın kıldı diye tarif etmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarını. ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِالْغَلَسِ Ravi devamla diyor ki ondan sonra hep namazını gales ile kıldı, yani karanlıkta kıldı. Aydınlığa yakın bir vakti bırakmadı diye Hazreti Peygamber'in fecir namazlarını hep karanlıkta kıldığına dair Ravi'nin bu hadiste açık beyanı var. O kadar ki hatta mâta sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'ud ila en yusfira. Ta ki vefat edinceye kadar bir daha isfar yaptığını görmedim diyor bu hadiste. Böylece nev'in yani çeşidin hadisleri tamamlanmış oldu. Çeşidin girişinde, başlangıçta bulunan namazı, yani sabah namazı ile ilgili olarak isfar edin, aydınlığa yakın kılın, daha çok sevap kazanırsınız hadislerini İbn-i İbban bir şarta bağladı.
o şartı izah etti. Sonra Hazreti Peygamber'in neden isfar yaptığını izah eden hadisleri verdi. Hazreti Peygamber'in isfar yapmasını, yani aydınlığa yakın kılmasının sayılı olduğunu, ki iki kez olduğunu söylüyor. Onun dışında da hep yine tagliste bulunduğunu ifade eden hadisleri verdi ve böylece kendince hadisleri cem etmiş oldu. En-nev'u's sadisu vel erba'un. 46. nolu hadis. 46. çeşide geçtim. El-emru bi şey'eyni. İki şeyin emredilmesi. Makruneyni fi'z-zikr. Söze iliştirilmiş iki şeyin emredilmesi. Ahaduhuma, bunlardan biri fardun, farzdır. Kâmeti dilâletu min haberin fânin alâ fardiyyetihi. Farz olduğuna dair delil başka bir hadisten, başka bir haberden gelmektedir diyor. Vel-âkharu, emredilen ikinci şey ise neflun, nafiledir. Onun nafile olduğu nereden anlaşılır? Dellel icma'u alâ nefliyetihi. Onun nafile olduğu ise icma ile sabit olmuştur diyor İbn-i Hibban. Demek ki bir hadis okuyacağız ya bir takım hadisler okuyacağız. O hadislerde iki şey emredilmiş olacak. Bu iki şeyden birisi İbn-i İbban'a göre farz, diğeri ise nafile. Farz oluşunu başka bir hadis ile destekliyor. Diğerinin nafile olduğu iddiasını ise icma ile destekliyor. 1119. Ekberena Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna, bize Ahmed bin Ali bin el-Musenna haber verdi. Haddesena Ebu Haysemata, bize Ebu Hayseme anlattı. Kale, dedi ki, haddesena Abdussamad ibn Abdülvarisi, bize Abdussamad bin Abdülvaris anlattı. Haddesena Hammamun, bize Hammam anlattı. Haddesena Katadetu, bize Katade anlattı. An Ebi Nadrata, o da Ebu Nazra'dan. An Ebi Sa'idin el-Hudrihi, o da Ebu Sa'id el-Hudri'den. Kale, dedi ki, emrana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti. En nekra'a bi fatihatil kitabi, kitabın fatihasını, yani ilk suresini, açan sureyi, giriş sureyi, bizim de fatiha dediğimiz elhamdülillahi rabbil alemin diye başlayan, besmele ile başlayan sureyi okumamızı emretti. Ve ma teyessara, ve ondan sonra da kolayımıza ne geliyorsa onu okumamızı emretti. İki emir var. Biri Fatiha'nın okunması, biri kolayına gelen bir şeyin okunması. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim diyor ki, el-emru bi kiraati fatihatil kitabi fissalati, namazda kitabın fatihası, yani Fatiha'nın okunmasının emredilmesi, emru fardin, farz bir emirdir. Kâmeti dilâletu min ehberin uhara ala sıhhati fardiyyetihi, bunun farz olduğunu, farz oluşunun geçerliliğini başka haberlerden gelen deliller desteklemiştir. Zekernaha fi gayri mevdi'in min kutubina, kitaplarımızda çok yerde biz bu delilleri andık diyor. Bizde de daha önce geçti. Gelelim ikinci emre. Vel emru bi kiraati ma teyessara, kolayına gelen, yani Fatiha'dan sonra bugün için okuduğumuz Zamm-ı Sure dediğimiz şey. وَالْاَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ, kolayınıza geleni okuyun ifadesi ise غَيْرُ فَرْضٍ, bu farz değildir. Neyi bunun farz olmadığını gösteriyor? İbn-i İbban diyor ki دَلَّ الْاِجْمَعُ عَلَى ذَلْكِ, İcma, yani bütün ümmetin hepsi, ümmetin alimleri bunun farz olmadığını söylediler. Anlıyoruz ki bu icmadan kolayına geleni, Fatiha'dan sonra olan Zamm-ı Sure'yi okumak farz değildir diyerek nevi bitirmiş. Bu nevi altına, bu çeşit altına İbn-i İbban tek bir hadis koymuş. En-nev'u s-sabi'u vel-erba'un, 47. nevi. El-emru bi şey'ayni makruneyni fi'z-zikri, söze iliştirilmiş iki şeyin emredilmesi. Bunlar ardışık bitişik haldeler. Ahaduhuma, bir tanesi, erade bihi ta'lim, bir tanesiyle Hazreti Peygamber'in amacı öğretmek, eğitim amaçlı. Vel aharu, diğeri ise emru ibahatin, o emrin, emredilen şeyin mübah olduğunu göstermek istiyor. La hatmin, bağlayıcı değil. 1120 nolu hadis.
Akhbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musanna. Bize Ahmed bin Ali bin el-Musanna haber verdi. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Umeyr. Bize Muhammed bin Abdullah bin Umeyr anlattı. Haddesena Abdetu, bize Abde anlattı. An Sa'idin, o da Sa'id'den. An Katadete, o da Katade'den. An Azrete, o da Azre'den. An Sa'id ibn Cübeyr'in, o da Sa'id bin Cübeyr'den. An İbni Abbas'ın, o da İbni Abbas'tan. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, semi'a raculen, bir adamı işitmiş. Yekulu, diyormuş ki, lebbeyke an şubrumata, lebbeyk olsun sana şubrumeden yana, onun hesabına. Yani emrine amadeyim, çağrına boyun eğdim, geldim ya Rabbi diyor adam. Sonra diyor ki benim yerime değil, şubrumenin yerine. Lebbeyke an şubrumata. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu duyan Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki men şubrumata, bu şubrume kim? Fekale, adam demiş ki ahunli, benim bir kardeşim. Ev karabetun, yahut bir yakınım demiş. Kale, Hazreti Peygamber demiş ki hel hacecte kattu, sen hiç hac yaptın mı? Adam demiş ki kale la, yok yapmadım. Kale, bunun üzerine Hazreti Peygamber demiş ki fecal hadihi an nefsike, bunu yani şu an yaptığın haccı kendi yerine yap. Bunu kendine çevir. ثُمَّحْجُجَ عَنْ شُبْرُمَةَ, sonra şübrümenin yerine hac edersin diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adama böyle telkinde bulunmuş. Ebu Hatim ne diyor? Diyor ki قَوْلُهُ sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber'in şu sözü فَجَعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ, bunu kendi yerine yap, bu haccı kendine kıl demesi اَرَادَ بِهِ الْاِعْلَامَ, bu emrin amacı ilamdır, yani öğretmedir. Neyi öğretiyor? بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ اِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ, kişi kendi yerine hac yapmamışsa başkasının yerine hac yapamayacağını öğretiyor bu emir. Dolayısıyla çeşit başlığında iki emir var. Bu emirlerden birisi talim, öğretim amaçlı demişti İbn-i İbban. Buradaki emri öğretim amaçlı diyor. Neyi öğretiyor? Kendi yerine hac yapmamış birinin bir başkası yerine hac yapamayacağını. Ve kavluhu, şu sözü ise ثُمَّحْجُجَ عَنْ شُبْرُمَةَ, sonra şübrüme yerine hac yap demesi bu emir emru ibahatin, mübahlık belirten bir emirdir. La hatmin, bağlayıcı değildir. Yani sonra mecbursun artık şübrüme yerine bir hac yapmaya diye kat'i olarak anlamayın. Bu demek istiyor ki şimdi bunu kendi yerine yap, sonra şübrüme yerine sonra yaparsın. Yani yapabilirsin şübrüme yerine sonra anlamında mübahlık belirtiyor. Halbuki kipine bakarsanız emir gibi gözüküyor. Sonra şübrüme yerine hac yap. İbn-i İbban o emru ibaha diyor. Mübahlık belirten, sakıncasız olduğunu bildiren bir emirdir. La hatmin, bağlayıcı değildir. Bu başlık altına, bu çeşit altına da İbn-i İbban bu adamın şübrüme hadisinden başka bir hadis bulamamış. Aynı formüle uyan. Dolayısıyla 47. nevi de geçmiş bulunuyoruz. Geldik 48. neve. Ennev'u s-saminu vel-erba'un. El-emru bi-thelâfeti eşya. Bu kez 3 şeyin emredilmesi. Mekrûnetin fi-zikr. Sözde bulunan, söze iliştirilmiş ardışık 3 şeyin emredilmesi. Ehaduhuma, bunlardan bir tanesi. فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُخَاطَب۪ينَ ف۪ي كُلِّ الْاوْقَاتِ, muhatapların tümüne farzdır. Biz de giriyoruz dolayısıyla bunun içine. ف۪ي كُلِّ الْاوْقَاتِ, bütün zamanlarda. وَالثَّانِ, ikincisi. فَرْضٌ, farzdır. عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَب۪ينَ, muhatapların bazısına farzdır. ف۪ي بَعْضِ الْاَحْوَالِ, hem de bazı durumlarda. Her zaman değil ve herkese değil. Üçüncüsüne gelelim. وَالثَّالِثُ, üçüncüsü ise لَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ اَخَرَيْنِ, bu üçüncü emrin başkaca iki haberden, yani başkaca iki hadisten gelen iki özelleştiricisi var. Duruma belli bir tahsis katıyor, belli bir sınırlamalar getiriyor bu üçüncü emir. Hatta o kadar ki لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ, öyle bu hadiste geçtiği haliyle
Onunla amel etmek o kadar ki caiz bile değildir. O diğer iki sınırlayıcıyı dikkate almaksızın bu üçüncü emri işleme koymak caiz bile olmaz diyor İbn-i Habban. İlla bi ehadi taksisayni lezzeyni zekertuhuma. Ancak o iki sınırlayıcı, o iki belirleyici hadiste geçen belirlemelerden bir tanesi ile ancak bu üçüncü emir devreye sokulabilir diye İbn-i Hibban bir çeşit başlığı açmış. 1121 nolu hadis. Ekberena Abdullah ibn Muhammed ibn Selmin. Bize hadislerin kaynaklarını yine unuttum. Dersin başında okuduğumuz Hazreti Peygamber'in Cibril ile birlikte namaz vakitlerini kıldığını anlatan hadis si ne Buhari ne de Müslim kitaplarına almamışlar. Albani'nin notu ise sahih diyor. Ondan sonraki Hazreti Peygamber bize namazda hem Fatiha'yı ve ondan sonra kolayımıza geleni okumamızı emretti hadisi ise onu da ne Buhari ne de Müslim kitaplarını almamışlar. Son okuduğumuz Şübrüme hadisi ne? Bu Şübrüme hadisine biz dipnot koymayı unutmuşuz. Belki de bulamadık, bilmiyorum. Ancak İbn-i İbban'ın sahihinde var. Geldik şimdi bu son hadise. Bunu okuyorum. 1121 nolu hadis. Devam da göremiyorum ki devam. Ha, bundan görüyorum, tamam. Devam mı yoksa ara verelim mi? Tamam, sesimi de duyuramam ben bu halde. Peki, أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.